Haşikçi davasını kasten çarpıtanlar, Türkiye'nin 3-5 kuruşu adaleti sattığını iddia edenler zillettedir. Türkiye'nin bir moratoryuma girebileceğini yazıp çizenler zillettedir. Zamlardan şikayet edip sonra da dönüp İstanbul'da toplu taşıma araçlarına %40 zam yapanlar zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir. Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir. Peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum ve aciz bir ittifakın Türkiye'yi yönetmesinden, Türkiye'ye yön vermesinden, geleceğe taşıma iradesinden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakının belirlenecek adayı göstermelik olacağına göre müstakbel başbakan da hazırda beklediği biliniyorken bu kadar ayak oyununa, bu kadar gürültüye, bu kadar polemiğe ne gerek vardır? Korkmayın, kaçmayın, kaçak güreşmeyin, ipe un sermeyin, cambazlığa heves etmeyin, eklektik ve müteteddit davranmayın, ilan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.